Geometrinin starı olmak için 3-4-5 All-Star'ın sorularıyla Star Metri serisi devam ediyor. Arkadaşlar merhabalar. Part 3'teyiz. Star Metri'de Part 3'teyiz ve Part 3'te sizinle birlikte açıortay ve kenarortay konusuyla ilgili sorular çözeceğiz. Açıortaydan 2 soru ve kenarortaydan da 2 soru olacak. Sorular güzel sorular. Öncesinde PDF'i videonun açıklama kısmındaki linke tıkla ve PDF'i indir. Öncesinde soruları sen çöz. Sonra çözemediğin sorularda da buraya gel. Çözemediğin sorularda da şu tavsiyeyi bulunuyorum tabii. İlk etapta gelmeden önce her zaman ne diyorum? Çözemediğin zaman kullanmadığın bilgiye bak. Kullanmadığın bilgiyi kullanırsan soruda büyük ihtimalle çözüme ulaşırsın. Ha olmadı mı? Sonrasında ben de o bilgiyi nasıl kullanacağını zaten sana öğreteceğim çözümde. Tamam. Sorular. Zor kolay ayrımı yapmayın. Sınavda biliyorsunuz TYT'de daha kolay geliyor. AYT'de bir tık daha zor geliyor. TYT genelde yeni nesil ve kolay ağırlıklı gidiyor. O yüzden kolay soru da var, zor soru da var. Ki bana göre zor bir soru yok da. Neyse size göre de olmayacak, verilen bilgileri kullanabildiğiniz sürece tabii ki. O yüzden güzel bir şekilde bir yapın. Sonrasında yapamadığı soruları da bekliyorum. İnşallah güzel şeyler öğretiriz size. Evet, o zaman ne yapalım? Hazırsak Star Metri serisinde Part 3 başlasın. Şimdi şöyle bir soruyla başlıyoruz. Özellikle tanımla başlıyoruz. Yani açıortayın tanımını ilgilendiren bir soru. Oyun oynayan 4 çocuktan 3'ü ABC üçgensel zeminin köşelerinde, dördüncü çocuk ise üçgenin kenarlarına eşit uzaktaki D noktasında bulunuyor. Evet, 3 tane çocuk buradaymış, dördüncü çocuk da buradaymış. Dördüncü çocuğun özelliği de şu kenarlara eşit uzaklıkta. Uzaklık deyince dik uzaklık anlarız. O yüzden ben buradan şunu çizdim, dik. Sonra şunu çizdim aynı şekilde, dik. Ve şunu çizdim, dik. Ve bu dik uzaklıklarda neymiş? Birbirine eşitmiş. Aa, burada ne var hocam? Dikmeler birbirine eşit oldu. Burada nerede dikmeler birbirine eşit? Açıortayda değil mi? Hemen aklımıza açıortay gelecek. Yani şunu şöyle çizersem hocam, bu açıortay olmak zorunda. Bak yalnız dikkat et. Şu doğrusal demiyorum. Bak bu doğrusal demiyorum. Bu buraya kadar çizdiğimde oluyor. Bunun sadece açıortay olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde ben şunu da çizsem bu da açıortay. Bunu da çizsem bu da açıortay olacak. Çünkü burada da kollara çizilen dikmeler eşit. Burada da kollara çizilen dikmeler eşit. Kollara çizilen dikmeler nerede? Açıortayda birbirine eşit. Ama sadece kollara çizilen dikmeler eşit değil ki. Aynı zamanda ayırdıkları yerler de birbirine eşit. Şu parçayla şu parça eşit ve şu parçayla da şu parça birbirine eşit. Tamam, verilen bilgileri kullandık. Buna göre B noktasındaki çocuk C köşesine doğru kaç metre yürürse D noktasındaki çocuğa en yakın noktaya ulaşır. Evet, B'deki çocuk buraya doğru yürüyecek. D'deki çocuğa en yakın olması için ne olması lazım? Tam bu noktaya gelmesi lazım. Yani aslında bunun buna en yakın olduğu nokta, aslında bunun buna en yakın olduğu nokta, en yakın olduğu noktada dik olduğu noktadadır. Yani tam buradaki dik kestiği noktadadır. Yani benden şu X uzunluğu isteniyor. Arkadaş burası x iken burası da x mi? X. Eşitlik. Kollar çizilen dikmeler eşit. Ayrıldığı yerlerde eşitliği göstermiştik zaten. Tamamı 15 verilmiş burada. Buraya 15 eksi x kaldı. Dolayısıyla burası da 15 eksi x kaldı. Hocam burası da tamamı 17 olduğundan dolayı 17 eksi x kaldı. Burası da 17 eksi x. Sonra bir bakıyorum ki burası toplamda 17 eksi x artı 15 eksi x. Aynı zamanda neye eşit? 13'e eşit. Eksi 2 x'i öbür tarafa atıyorum. 2 x yapar. 13'ü de bu tarafa attığım zaman 15'ten 13 çıkarsa 2. 15'ten evet 13 çıkarsa 2. 17. 2 daha kaç yapıyor? 19 yapıyor. 2x 19 ise x'i de buradan 19 bölü 2 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle ne çıkar? 9,5 çıkar. Yani cevap Akçay oldu arkadaşlar. İlk sorumuzda. Evet, birinci sorumuz Akçay oldu. Açıortayın tanımını, yani kollara çizilen dikmelerle ilgili bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Evet, kenarları 6 6 ve 8 santimetre olan özdeş 2 ikiz kenar üçgen A tepe noktaları ve birer kenarları çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Evet, şimdi kenarları bak dikkat et. A tepe noktası burası ise eğer, A tepe noktası burasıysa, tepe noktası da 6 6 6 6 burası da 8 mi? Evet. Bunu bir kere yazalım. Şimdi burada eş üçgenler var. Eş üçgenlerde bizim için önemli olan neydi? Kenarların eşitliği, açıların eşitliğiydi. Hocam buradaki 6 şu x kenarlıktan dolayı nokta noktayı yazayım. Hocam buradaki x kenarlıktan dolayı burası da nokta nokta. Hatta burası çizgi ise burası da çizgi mi? Çizgi. Sonra ne yapmış? Buradaki burayı uzatmış. Sonra buradan da bunu uzatmış böyle. Hani bunun uzantısı ve bunun uzantısı da burada kesişiyor demiş. P noktası da kestirilmiş. Buna göre kesir çizgilerin toplam uzunluğu, şu ikisinin toplam uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi burada farkındaysan eş yapılar vardı. Eş yapılardan dolayı ne yaptık? Kenarların eşitliğini, açıların eşitliğini gösterdik. Bu bizim olmazsa olmazımız. ÖSYM eş yapıları çok sever. Hemen bunu yazdık. Bunu yazınca adam bunu uzattı ya. Adam ondan sonra bunu da uzattı ya. Yani şurada bir üçgen oluşturdu. Sonra buradaki üçgende şuna bir bakacak olursam, aa hocam bu bir açıortay. Açıortayda kollardaki oran tabandaki orana eşit. Kolda oran yok. Ya da tabandaki oran koldaki orana eşit.
eşitti? E tabanda da oran yok. Ya da açıortayın sol tarafındaki oran sağ tarafındaki orana eşit olmuyor muydu? Oluyordu. Yani o zaman biz burada ne diyeceğiz? Hocam buradaki oran 8 bölü 6 ise ya da 6 bölü 8 ise, bak 6 bölü 8 ise 3 bölü 4. Buradaki oran da 3 bölü 4'tür. Yani yukarıdan aşağı 3 bölü 4 olacak. Burası 3K iken biz buraya ne yazacağız arkadaşlar? 4K'yı yazacağız. Peki eyvallah. Sonrasında ne yapacağız hocam? Burada bir işlem yapmamız lazım. Takıldık kaldık. Takıldığımız zaman da verilen bilgileri kullanmak istiyoruz. Verilen bilgiyi nasıl kullanabilirim ben burada diye bakıyorum ki arkadaş burada güzel bir şey var. Şu maviyi sileyim artık. Şimdi burada ikizkenar üçgen var hocam. İkizkenar üçgende tabanda mevcutsa insan tabanına ait yüksekliği çizer. Ama o zaman hocam kesikli çizgileri kullanamıyorum. O zaman burada çizmeyeyim de şuradaki üçgende çizeyim. E o zaman buradaki üçgende çizdiğim zaman tabanı iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. E sonra ne yapacağız? Ama burada bu arada buna geçmeden önce bazı arkadaşlarınız hocam buna ne gerek var? Ben K'yı bulurum. Açıortay teoremi denilen bir şey var. Evet, eskiden bunu bilen arkadaşlar buradan yapsın. Açıortay teoremi var. Hatta açıortay teoremi ben şöyle bir hatırlatayım istersen. Bazılarınızın belki işine yarar. Şimdi burası sadece şey değil. Soru çözme yeri değil. Biz burada size hatırlatma da yapacağız. Ama müfredattan kalktı. E olsun. Şu x uzunluğu aynı zamanda kare kökünde AB kollar çarpı eksi tabanlar çarpı şeklinde de bulunuyor. Yani siz buradaki K'yı bu şekilde de bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani 6 eşittir kollar çarpı 32K eksi tabanlar çarpı 18K deyip tabii bu karekök içinde olacak. Oradan K'ya ulaşabilirsiniz. Ama müfredatta yok, ben ayrı bir yoldan yapacağım. Ne yapıyorum? İkizkenarlığın mantığını kullanıyorum. İkizkenarda tabana ait yüksekliği çizeyim. Tabanı ait yüksekliği çizdiğim zaman 4 4 diye böldü burası. E sonra burada bir Pisagor bağıntısından şurayı bulabilirim. Yüksekliği bulabilirim, şu yüksekliği. 36'dan 16 çıkınca burası ne yapıyor? 20 çıkıyor. Yani burası kök 20 oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonra şuradaki üçgene dikkat et. Burada da aslında K'ları işin içine katmam lazım. Burada da bir dik üçgen var. Dik üçgenden dolayı K'ya ulaşabiliriz. Hatta bunun tamamı 4K. Şuraya ne kalıyor arkadaş? Burası lazım bana. Hocam burası da 4K eksi 4 yapıyor. Çünkü tamamı 4K iken burası da 4 ise buraya da 4K eksi 4 kaldı. Çünkü bu dik üçgende işlem yapacağım ya, burası lazım bana. E sonra buradaki dik üçgende bütün kenarlar belli. İşlemimizi yapalım. 3K'nın karesi eşittir. Nedir? Kök 20'nin karesi artı hocam 4K eksi 4'ün karesi. 4K eksi 4'ün karesi değil. İşlem yapacağız. Yapalım. 9K kare eşittir. Kök 20'nin karesi 20 artı 4K'nın karesi 16K kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Yani şu ikisinin çarpımı 16K yaptı. Bir de 2 ile çarptım. Hocam 32K yaptı burası. Artı bir de eksi 4'ün karesi de 16 yaptı. Hepsini sağ tarafta toplayalım o zaman. 0 eşittir. 16'dan 9 çıktı. 7K kare eksi 32K artı 36 yaptı. Sonra çarpanları ayıracağım. Bunu 7K'ya K şeklinde ayırırsam şurayı 1'e 36 desem gelir mi? Gelmiyor. Şu eksi 32'yi elde etmeye çalışacağım. Burada 2'ye 18 desem, bak 2'ye 18 dersem eksi 32 elde edeceğim ya. Bence eksiye eksi olması lazım. Çarpımları artı 36, toplamları da şu çapraz çarpımların toplamları da eksi 32'yi verdi mi? Vermedi. O zaman eksi 18 ile şunu yer değiştireyim. Eksi 18 ile 2'yi yer değiştireyim. Şurası eksi 18, burası da 2 olsun. Çapraz çarpımların toplamları eksi 14 artı eksi 18 ile eksi 32'yi verdi mi? Verdi. O zaman bu ne oldu? 7K eksi 18 ile K eksi 2 eşittir 0 oldu. Hocam buradan ne gelecek acaba? Şuradan şu eşit 0 ise, yani K eksi 2 eşit 0 ise K'yı buradan 2 buluruz. Ya da şu eşit 0 ise, 7K eksi 18 eşit 0 ise 7K'yı da buradan kaç buluruz? 18 olarak buluruz. K da buradan 18 bölü 7 gelir. Hocam hangisinde işlem yapacağız? Şunda mı yapacağız? Bunda mı yapacağız? Bir yerine bakalım arkadaşlar. K yerine 2 yazdığım zaman. K yerine 2 yazdığım zaman burası kaç yapıyor? 6 yapıyor. Burası 6 iken burası kaç yapıyor? 8 yapıyor. Arkadaş bu olmaz. Bu olur mu? Olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Onu bir söyleyelim. Şimdi şuraya çizeyim istersen. Niye olmadığını göstereyim bak şimdi. Biz böyle çizdiğimiz zaman şöyle bir üçgen vardı ya. Şurası noktaya nokta. Sonra burası 6. Burası 8. Burası da 6 ya. K yerine 2 yazdığımız zaman. K yerine 2 yazdığımız zaman. K 2 olamaz zaten arkadaşlar. Hiç bunu çizmeyeyim. Çünkü bunun tamamı 4K değil mi? K yerine 2 yazdığında burası 8 olacak. Ama aslında burası 8'di. O zaman K 2'den büyük olmak zorunda. Çünkü bunun uzantısını uzatmış. Burada bir uzunluk var. Sen burada K yerine 2 yazdığın zaman burası 8 yapıyor. Tamamı 8 olacak. Ama hocam burası 8. O zaman K 2 kesinlikle ama kesinlikle olamaz. 2'den büyük olmak zorunda. Zaten K 18 bölü 7 dediğiniz zaman da 2'den büyük oluyor zaten. Şimdi 7K'da buradan 18 olacak o zaman. Bizden çizgilerin, kesikli çizgilerin toplamı isteniyor. Kesikli çizgilere baktığımız zaman, şurayı sileyim artık, burada işim olmadı. Kesikli çizgilere bakalım. Hocam 3K ve burası isteniyor bizden.
buradaki uzunluğa bakalım. Hocam buradaki uzunlukta ne yapıyor? Bunun tamamı 4K idi. Burası da 8. 4K eksi 8 değil mi burası? Evet. Kesikli çizgilerin toplamı 3K artı 4K eksi 8 isteniyor. Yani 7K eksi 8 isteniyor. Zaten 7K 18'di. Bunun yerine 18 yazınca 18 eksi 8'den cevaba kaç diye ulaşırız o zaman? 10 diye ulaşırız. Yani cevap böylelikle E-Dremit yaptı arkadaşlar. Güzel bir soru. Eş yapıları ÖSYM kullanmayı çok seviyor. Hem eş yapı hem de açıortayla ilgili güzel bir soruydu. Hem de ikizkenarlık, bak kazanımlar iç içe. İkizkenarlık kazanımı da var sorunun içerisinde. ÖSYM böyle özellikle AYT kısmında 2-3 tane, hatta abartıyorum bazen 5 kazanımı birden iç içe sorabiliyor. O yüzden gerçekten hoş bir soruydu. AYT'de de çıkabilir, TYT'de de çıkabilir. TYT'de de adamlar zorlayacağız derlerse bu şekilde bir soruyla karşımıza gelebilirler. İtiraz edenler olabilir belki. Hocam iç açıortay teoremi var burada. Ama onu kullanmadan bak ikizkenarın mantığından da soru çıktı. Aslında sorulabilir mi? Sorulabilir arkadaşlar. Bir soru haberiniz olsun. Evet, geldik bir sonraki soruya. Ağırlık merkezi sorusundayız şimdi. Kalınlıkları önemsiz. Özdeş 3 kibrit. Bak eş yapılar. Eş yapılarda uzunlukların eşitliği bizim için önemli. Özdeş burada çubuklar varmış. Özdeş çubuklar varsa arkadaş ben buraya x dersem bu uzunluk x artı 9 iken bu uzunluk da x artı 9. Yani burası x artı 1 yapar. O zaman bu uzunluk da x artı 9 olacak. O zaman buraya da ne kaldı? X artı 2 mi kaldı? Evet. Şimdi devam edelim. Uçları bir üçgensel kağıdın ağırlık merkezine gelecek biçimde şekildeki gibi yerleştirildiğinde kağıtların kenarlarının orta noktalarından geçip şu orta noktalardan geçiyormuş arkadaşlar. Bunları da gösterelim şöyle. Ve sonra devam edelim. Kalan kısımların uzunlukları da 7, 8 ve 9 olmaktadır. 7, 8, 9'u da kullandık zaten. Kibrit çöplerinden ikisi dik kestiğine göre üçgensel kağıdın en uzun kenar ortayın uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi dostlar ne yapacağız bir kere burada? Şimdi ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olacak ya. Bunun da devamı kenar ortay olmuş. O zaman ben bunu buradan çizersem bu doğrusal olacak. Hop şöyle. Aynı şekilde diğerini de çizersem bu da doğrusal olacak. Kenar ortay tam böyle ağırlık merkezinden geçeceği için, ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olduğu için doğrusal olmak zorunda. Yine aynı mantıktan dolayı burası da böyle şey olacak. Her verilen bilgiyi kullanalım arkadaşım. Burası x iken burası ne oldu? 2x oldu. Burası 2x artı, x artı 1 iken. Bak şurası x artı 1 iken. Burası da ne olacaktır? 2 katı 2x artı 2 olacaktır. Neyi kullanmadık hocam? 90'ı kullanmadık hocam. 90'sa burası da 90 değil mi? Evet. Yani şurası 90 oldu. Hocam burada da 90'lık varsa ağırlık merkezi sorularında muhteşem üçlüye lütfen dikkat. Burada 90 var. 90'dan çizilen kenar ortay eşitse burası da eşit olmak zorunda. Yani burası da x artı 2 oldu. Burası da x artı 2 oldu. Sonra şuradaki dik üçgene dikkat ediyorum şimdi. Dik üçgenin kenarları kaç kaç arkadaşım? Şöyle şuraya yazayım. Hocam dik üçgenin kenarları 2x, 2x artı 2 ve 2x artı 4 oldu. Normalde burada 2x artı 4'ün karesi eşittir 2x'in karesi artı 2x artı 2'nin karesi deyip işlem yapacaksın. Ya da hisset kardeşim. Şimdi bu üçgen nasıl artmış? 2x sonra 2 artmış sonra bir daha 2 artmış. İkişer artan üçgen hisset. İkişer artan, üçer artan, dörder artan, ardışık artan üçgenler hep 3, 4, 5 değil miydi? İkişer artan 3, 4, 5'in 2 katıdır. Üçer artan 3, 4, 5'in 3 katıdır. Dörder artan da 3, 4, 5'in 4 katıdır. Burada o zaman hissedeceğiz. İkişer artıyorsa büyük ihtimalle bu 6, 8 ve 10 üçgenidir. Yani sen burada x yerine 3 yazarsan burası 6 yapar. X yerine 3 yazdığında burası 8 yapıyor. X yerine 3 yazdığında burası da 10 yaptı mı dostlar? Yaptı. 6, 8, 10 sağlandı. Yani x'i biz böylelikle ne bulduk arkadaşım? 3 olarak bulduk. Buradaki işlemi de yapsan 3 bulursun zaten. Şimdi en uzun kenar ortayın uzunluğu isteniliyor. En uzun şu mu? Şu mu? Şu mu? Arkadaş burası x iken 2x. Burası x artı 1'e 2 katı. Burası da x artı 2'ye 2 katı. Yani burası da x artı 2'ye 2 katı olduğu için 2x artı 4 olmadı mı burası? Evet. En uzun kenar ortay burası oldu. Yani 2x artı 2 ile x artı 2'nin toplamı, pardon, 2x artı 4 ile x artı 2'nin toplamı yapıyor. Yani 3x artı 6 yapıyor. Bizden 3x artı 6 isteniyor. X yerine 3 koyarsam cevap da böylelikle kaç çıkıyor? 15 çıkıyor. Yani cevap Denizli oldu böylelikle arkadaşlar. Evet. Ağırlık merkeziyle ilgili yine özdeş yapıyı kullandıran hoş sorulardan biriydi. Geldik bir sonraki soruyu. Bu da çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. İnşallah yapmışsındır. Yapmadıysan bile, yapamadıysan bile yine kendin şöyle bir uğraşıp yapar mısın dostum? Yani burada spoiler vereyim hatta. Tabana ait yükseklik çizeceğim belli. Sen şekil 1'de çizdin. Şekil 2'de onu çizmedin. Şekil 2'de de çiz bakalım çıkacak mı sonrasında. Şimdi yani şekil 1'de de şekil 2'de de o yüksekliği göster. Yükseklik yani biz hani şekil 1'deki gösterdiğimiz şeyi
şekli aynısını şekil 2'de gösterdiği ya. Sen şekil 1'de yükseklik çiziyorsun. Aynı yüksekliği şekil 2'de niye çizmiyorsun? Değil mi? Evet. Şimdi soruyu ben tam anlamıyla okuyayım. Şekil 1'de zemine dik bir direğe taban köşelerinden bağlı bir ikizkenar üçgenin bayrağın, ikizkenar üçgen bayrağın bir yüzey alanı 144 santimetre kare, taban uzunluğu da 12 olarak verilmiş. Arkadaşlar buradaki alan verildiğine göre bana. Şuradan bir yükseklik çizdim. H dedim. 12 çarpı H bölü 2 eşittir 144 verilmiş. O zaman buradan açı kaç buluruz? 24 buluruz. Evet, buradaki yüksekliğimiz 24 çıktı bizim. Devam edelim. Ve buradaki zemin tabanında iki eş parçaya bölmeyecek mi? 6 6 diye bölmeyecek mi? Bölecek. Ve ben şunu biliyorum artık, verilen bilgilere bak. Hocam şuradaki uzunluğun 52 olduğunu biliyorum ya da buradan buraya 46 olduğunu biliyorum. Artık hangisi işime yarayacak? Aynı şekil şekil 2'de de kullanmış. O zaman şekil 2'de de ben buraya yine 12 diyorum. Sonra yükseklik de var burada ve soruyu okuyayım tam olarak anlayayım. Bayrak bir taban köşesinden çıkıp şekil 2'deki gibi kenar orta noktası direk üzerine gelerek dengelenmiştir. Tam kenar orta noktası dediğine göre hocam şurada kenar orta noktasını şöyle bir göstereyim. Şuradaki uzunluğu biliyor muyum ben? Bilmiyorum. Zaten bunu bulsam x'i de bulacağım. Çünkü tamamının 52 olduğunu biliyorum. Bulamadık. Bir şey yapamadık. Biz burada şekil 1'de yüksekliği bulduk ya. Bulduk. O zaman şekil 2'de niye biz bu yüksekliği göstermiyoruz kardeşim? Şekil 2'de de ben bir yükseklik çizsem. Hocam bu yükseklik de yine 24 yapacak. Ama yükseklik aynı zamanda kenar ortay değil mi burada? Evet. Aa, dikkat et. Bu da kenar ortay. Bu da kenar ortay oldu. Burası ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. İki şahıs ağırlanıyorsa ağırlık merkezi vardır diye hep söylüyorduk. Ağırlık merkezi oldu ve ben şu uzunluğu biliyorum ya. Hocam bunu 12'den dolayı bu arada şuranın da 6 6 yaptığını biliyorum. Bu uzunlukta 24 ise. Şimdi 24 ise hocam buraya A deyip buraya 2A deyip 3A eşittir 24'ten A'yı 8 bulabilirsin. Ya da bir uzunluk varsa ağırlık merkezine kadar olan kısa parçasının uzunluğu 3'e bölünerek bulunur. Bunu da bil pratiklik olsun diye. O zaman burası 8 olur. Burası da kaç olur? 16 olmaz mı? 1'e 2 orandan dolayı da. 3'e böldün kısa parçayı buldun 8 olarak. Sonra burası da 2 kat olur. A 6 8 10 üçgeninden burayı 10 bulurum. Hemen geldim şurayı 10 yazdım. Burası ağırlık merkezi bulmamış mıydık zaten? 1'e 2 orandan dolayı, pardon, 2'ye 1 orandan dolayı burası da 5 mi olacak o zaman? Evet. Ve ben şu uzunluğunda artık ne olduğunu biliyorum. 52 olduğunu biliyorum. Yazayım oraya. X artı 15 eşittir 52 ise X de böylelikle kaç geliyor? 37 mi geliyor? Evet, 52'den 15 çıkınca 37 gelir. Zaten bizden de X deniliyor. Dolayısıyla cevap C'an çıktı. Çok tatlı bir soru. Tam böyle TET'de de çıkacak. Çok zor olmayan bir soru aslında. Sadece yüksekliği kullanmanın ağırlık merkezini bize bulduruyor soruda. Yani her bilgiyi sırasıyla güzel bir şekilde kullandığımız zaman çözüme de rahat bir şekilde ulaştığımızı kanıtlayan sorulardan biri. TET'de de çıkabilir. AYT'de de çıkabilecek tarzda bir soru ve gerçekten güzel bir soru dostlar. Evet, böylelikle şu güzel soruları çözdük. Açıortay ve kenarortayı sizinle birlikte tekrar etmiş bulunduk. O zaman ne yaptık? Bitti mi burası? Bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki seride sırada ne var? Sırada ne varsa artık bilmiyorum. İşte benzerlik olur büyük ihtimalle. Benzerlikte. Part 4'te benzerlik. Benzerlik de güzel olacak. Onu sakın ama sakın kaçırma. Benzerlikte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.